Merhaba. Bugün anlatacağım konu anabolizan steroidler. Anabolizan steroidler nedir? Konuya testosterona girmek lazım arkadaşlar. Testosteron erkeklere erkek vücut formunu ve üreme özelliklerini kazandıran erkeklerin en önemli hormonudur. Peki anabolizan steroid nedir? Anabolizan steroid testosteronun anabolik etkileri arttırılmış sentetik türevidir arkadaşlar. 1950 yılında ilk defa ortaya konulmuştur. Yaklaşık 70 yıldan beri kullanılmaktadır. Kimyasal yapıları neye benzer? Kimyasal yapıları arkadaşlar testosteronun A ve B halkası vardır. Resimde görüldüğü gibi. A ve B halkasında modifikasyonlar anabolik etkileri üzerine 17. karbondaki modifikasyonlar da oral ve enjekte havlu formlarına dönmesini sağlar. Peki testosteronları biz nasıl sınıflandırıyoruz? Testosteronlar genellikle oral olanlar, yani ağızdan alabilenler, enjekte havlu olanlar, temel kimyasal yapılarına göre de dörde ayrılırlar. Boldenona benzeyenler, trenbolona benzeyenler, nanandrolona benzeyenler ve testosteron türevleri. Etki bakımından da temel olarak gene üçe ayrılıyorlar. Testosteron benzeri etki yaratanlar, dihidrotestosteron benzeri etki yapanlar, bunlar stanozolol ve oksandrolol. Bunlar östrojen aromatizasyonuna dönüşmez. O yüzden su tutulumu düşüktür bunlarda. Ve norandrolon türevi benzeri etki yapanlar. Bunun özelliği de androjenik etkisinin düşük olması. Çünkü metabolitleri androjenik etkisi neredeyse yoktur ya da çok azdır. O yüzden çok popülerdir bunların arasında. Peki anabolizanları insanlar nasıl kullanıyor? Anabolizanların genel kullanma prensibi düşük dozlarda birçok maddeyi bir arada kullanmak. Bunların sinerjistik etkisini artırarak yan etkilerini azaltmak. Zaten temel yaklaşım şu. Ne kadar yüksek testosteron, o kadar yüksek kas. Çünkü androjen reseptörleri vücutta androjen girdiği sürece, testosteron girdiği sürece reseptör sayısı artmaktadır. Opioidler gibi değil yani narkotikler, uyuşturucular gibi değil. Uyuşturucunun aynı hissi alabilmek için ilerleyen dozlarda dozunu iyice arttırması gerekir. Ama androjenlerin böyle bir etkisi yoktur. Şimdi hasta bunları, kişi bunları ilk önce kütle yığılması için polifarmasi dediğimiz kütle yığılması dönemi yapar. Bu dönem 4 haftayla 9 ay arasında değişir. Bu dönem bittikten sonra da testisleri tekrar uyandırmak, stimüle etmek için testosteron uyarıcılar. Bunlar yani klomifenle HCG ve meydana çıkan östrojenleri de ortadan kaldırmak için aromatase inhibitörlere, tamoksifen, armitex gibi ilaçlar kullanılır. Bunu genellikle insanlar 3-6 ay arasında yapabilir ama bunu 52 hafta boyunca yani bütün yıl boyunca yapan sporcular da mevcuttur. Şimdi gelelim zararlarına. Ben bu videoyu zaten hazırlamam amacım buydu. Los Angeles'ta bundan 10 sene önce yapılmış 500 anabolizan steroid kullanıcısı tarafından cevaplanmış geniş taramalı bir çalışma var. Bu çalışmada en çok göze batan şeyler neler? Bir kere kullanıcıların %30'u 24 yaşın altında. Kullanıcıların %60'ı haftalık 1000 miligramdan daha fazla anabolizan kullanıyorlar. Haftalık 1000 miligramdan bu yüksek bir oran tabi. Kullanıcıların %40'ı 4 yıl ve üstünde kullanıyor. Kullanıcıların %10'u da 10 yıldan daha fazla süredir anabolizan kullanıyor. Bu ne demek? Bir ürünü, bir kimyasal 10 yıldan daha fazla süredir kullanıyorsanız artık buna bağımlısınız ya da bir bağımlılık süreci yaşamışsınızdır demektir. Şimdi burada 500 kullanıcının en çok şikayet ettiği yan etkiler nelerdir? %63'ü testislerinin küçüldüğünden şikayet etmiş. Demek ki testis küçülmesi bariz bir şekilde bu sporcularda var. %63 çok ciddi bir oran. %40'ı ruhsal değişimlerden, kontrol edemediği ruhsal değişimlerden şikayetçi olmuş. Nasıl biraz önce anlattığım gibi ilk kullandığınızda kendinizi mükemmel hissediyorsanız bu kimyasallar kandan çekildiği zaman da kişi kendini o kadar depresif hissedebiliyor ve suça meyil, agresif hareketler, saldırganlaşma gibi ani ve kontrol edilemeyen hareketler yaratabiliyor kişilerde. Kişinin durumuna bağlı tabi. %24 ile bu da çok ciddi bir oran, neredeyse 4'te 1'e sertleşme bozukluğu, erektil disfonksiyon şikayeti. %23'te de jinekomasti şikayeti hastalarda tespit edilmiş. Bence bunların arasında en sıkıntılı şikayet sertleşme bozukluğu. Çünkü sertleşme bozukluğu diğerleri gibi değil.
tedavisi çok zor. Jinekomastinin tedavisi bariz bir şekilde var. Küçük bir operasyonla jinekomasti tedavi edilebiliyor. Ama erektil disfonksiyonu kolay kolay tedavi edemezsin. Çünkü bu sefer sildenafil ya da işte tadalafil gibi bu kimyasallara da girmek zorunda kalabilirsin. Tabi bunların çoğu kronik kullanıcılar arasında, bu 500 kullanıcılar arasında çoğu sağlam. Çünkü bunların dörtte biri de growth hormon kullanıyor arkadaşlar. Hani bunlar bayağı öyle yeni başlayan kullanıcılar, yani anabolizan kullanıcıları. Şimdi bunlar en sık görülen şikayetler, en sık görülen yanıtlar, nadir yanıtlar nelerdir? Ani kalp durması, hipertrofik kardiyomiyopatiye bağlı kalp yetmezliği, karaciğer tümörleri, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve eğer sporcu ürüne kimyasal erken başladıysa kemiklerin uçlarında epifiz plaklarının kapanmasına bağlı boy kısalığı, bunlardan nadir görülen yan etkilerdir. Bir başka çarpıcı çalışma da powerlifterlerle arasından yapılmış Finlandiya'da. 12 senelik takip sonucunda ortaya çıkmış. Anabolizan kullanan powerlifterlerle kullanmayanlar arasındaki ölüm riskinin 4.6 kat olduğunu, yani anabolizan kullanan powerlifterin 4.6 kat daha ölüm riskinin kullanmayanlara göre yüksek olduğu tespit edilmiş. Bu da çok ciddi ve önemli bir çalışma bence anabolizan kullananların arasında. Var. Kısırlıkla ilgili çok geniş bir literatür taramasında benim edindiğim sonuçlar şu. Bir çalışmada şu şekilde diyor. Haftalık 200 mg testosteron uygulanan 12 hafta sonra hastaların spermlerine baktığı zaman sporcuların yarısında azospermi, yani spermde dölde sıfır sperm, diğer yarısında da oligospermi, yani normal sayının altına inmiş olarak tespit edilmiş. Yani sadece haftalık 200 mg testosteron vurmanız 12 hafta sonra sizi tamamen kısır yapıyor. Ama bu sporcuların hemen hemen hepsi 4 ila 24 ay içerisinde sperm kalitesi normale gelmiş. Herhangi bir PCT ya da HCG yapmadan, kromifen kullanmadan hepsi tamamen düzelmiş. Peki şey yok mu bunların aralarında? Vakalar arasında kalıcı kısır olan. Kalıcı kısır olan vakalar şöyle, steroidik yıllarca kullanmış, bırakmış. Ardından 3-5 sene geçmesine ama hala azospermisi devam eden hastalar tespit edilmiş literatürde. Onlarda bile HCG ya da HMG dediğimiz PSH analoglarıyla onlar da tedavi edilmiş. Zaten şöyle de bir şey var, anabolizan kullanmadan önce sperm sayısını birçok kişi yaptırtmaz. Sperm sayımı yaptırtmadığı için zaten baştan bozuk olup olmadığını zaten bilmiyoruz. O yüzden hani literatürde kalıcı kısırlık yaptığına dair anabolizanlara bir çalışma yok diyebiliriz. Bir de şu var, sperm kalitesi zaten erkeklerde son 50 senede ciddi derecede bozuldu. Çevresel faktörler, yani endüstriyel kimyasallar, ağır metaller hayatımızda artık iyice işlemiş vaziyette. O yüzden hani anabolizanları direkt suçlayamıyoruz. Peki anabolizanlar bu şekilde arkadaşlar. Bununla beraber kısırlığı da anlattık. Peki anabolizanları insanlar biliyor. Yani anabolizanların zararı olduğunu biliyor. Niye kullanıyorlar? Hani bunu internete girdiğiniz zaman herkes bunu bilir. Yani kronik kullanıcıların en çok bırakılma sebeplerinden birisi hastalara sorulduğu zaman hasta kas kütlesiyle sosyal ortam sağlıyor. Arkadaş ortamı sağlıyor. O kaslarla o ortamda prestij, itibar, özgüven ve bir ego sahibi oluyor. Ve anabolizan kullanmadığı zaman küçüleceğini kişi biliyor. Salondaki arkadaşlarına küçüldüğünü göstermek istemiyor. Küçük düşeceğini düşünüyor ve kronik kullanıcıların birçoğu bu yüzden bırakamıyor. Kronik kullanıcılar dediğim benim en az 10 senenin üzerinde kullanıcılar, kronik kullanıcılar olarak tanımlıyorum. Benim tabii bu anlattıklarım yurt dışı için geçerli. Çünkü zaten bu ürünler ucuz ürünler değil. Yani pahalı ürünler aslında. Ve bu ürünler yurt dışında bundan 10 sene önce yapılan çalışmalarda bu ürünlerin %20'sinin sahte olduğu tespit edilmiş. Hatta oral alınan takviyeler, yani protein tozları, amino tozlarının içerisinde bile oral anabolizanlar tespit edilmiş. Arkadaşlar yani protein takviyesi, amino takviyesi alırken içerisinde oral anabolizan olabileceğini de dikkat edin arkadaşlar. Onu da şeyden anlayabilirsiniz, LH seviyenizi bastırıyorsa eğer kullandığınız amino asit takviyesi
onun içerisinde bir sıkıntı vardır anlamına gelir. Benim kişisel tecrübelerime göre bir kısırlık vakası gelmişti. O düzeldi. Buna ilgili sıkıntı olmadı. Bir tane erektil disfonksiyon geldi. O sıkıntıydı, onun problemdi yani. Onun dışında bir tane de PCT vakası oldu bende. Bir sonrası rehabilitasyonda. Orada da şöyle, sadece bir doz primobolon ve bir doz sustanonla serbest testosteronun 8'den 48. saatte 200'ün üzerine çıktığını gördük. Yani 25 katına çıkmıştı serbest testosteron 48. saatte. Tabii bu ilk dalga, ilk dalga yüksek olur, sonra düşer ve uzun süre o şekilde devam eder. Yani sizin vücudunuzdaki hormonu 25 katına çıkartmış. Normal şartlarda nötral bir halde bunu çıkartabilmeniz için birer kiloluk testisteriniz olması lazım. Bu da tabii mümkün değil. Tabii 25 katına çıktığı zaman her şey süper. Kilolar, ağırlıklar artıyor. Süper idmanlar yapılıyor. Daha sonra biz birinci ayın sonunda tekrar baktık. Serbest testosteron. Serbest testosteronun 3'e indiğini gördük. 3'tü yani. 8'den 3'e düştü. Biz 20 bin ünite ECG verdik düzelmesi için. Ama ne yazık ki 20 bin ünite vermemize rağmen bir ay sonra baktığımız serbest testosteron seviyesinde gene 3 olarak tespit ettik. Yani bunlar çok hani basit yani şeyler, münferit vakalar. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani, o PCT ile yapılan test uyarılmaları öyle çok anlamlı değil arkadaşlar her zaman için. Biz mesela bir hastaya FSH vermedik, EMG vermedik. Hasta gene kendi kendine düzeldi. Yani olayın düzelmesinin sebebi çoğu hastanın literatürde kendi kendine düzelmesi sebebiydi zaten. Ama benim en çok üzüldüğüm şeyler, yani biz salonda 16 yaşında 20 kilo fazlası var diye testosteron uygulayan insanlar gördüm kendine. Daha 16 yaşında bu çocuk. Aslında iyi bir yoğun kardiyo programı, yani güzel bir diyetler, 20 kilo 3 ayda rahat rahat verir ve üstüne de ekler vücudunu geliştirebilir. Ama orada bu yapılacağına testosteron yapılıyor ve çabuk çocuk kiloları veriyor ama 3-6 ay sonra o çocuk tekrar kiloları geri alıyor. Yani bir şey kazandırmıyor aslında çocuğa. Kısa vadede bir güzellik sağlıyor ama sonuç olarak çocuk 16 yaşında, belki o çocuğun daha boyu da uzayacak. Testosteron vererek sen epifiz fraklarını kapatıyorsun. Belki 2-3 santim daha uzayacak çocuk. Daha kısa kalıyor. Neyse, sonuç olarak bu şekilde arkadaşlar, eğer bazı aklınızdaki soruları cevaplandırabildiysem ne mutlu bana. Sorularınız olursa yorum kısmında cevaplayabilirim. Teşekkür ederim.